Alzheimer hastalığı ilerleyici bir hastalık. En önemli özelliği unutkanlık. Bunun dışında planlama, işte yargılama gibi zihinsel diğer fonksiyonları da bozabiliyor. Kimi zaman davranış değişikliklerine de neden olabiliyor. Bu hastalığın bir çeşit bunama hastalığı olduğunu biliyoruz. En sık görülen bunama hastalığı. Ve bu hastalığa da özgün bazı beyin değişikliklerinin neden olduğu bilinmekte. Henüz tamamen bu hastalığı ortadan kaldıracak bir tedavi mümkün değil. Ama bilim adamları çok yoğun çalışıyorlar ve bu tedavilerin çok uzak olmayan bir gelecekte bizlerin önünde olabileceğini, biz bu tedavileri kullanabileceğimizi umuyoruz. Ama bu hastalığa karşı koruyucu davranışlar da mümkün. En azından bu davranışları hayatımızın içerisine yerleştirebilirsek bu hastalığa daha az karşılaşabiliriz. Ve bu koruyucu davranışları yaşlanınca değil de orta yaştayken başlamalıyız. Daha sağlıklı beslenmeliyiz. Daha çok egzersiz yapmalıyız. Yaşımıza, konumumuza göre bir egzersiz programı yeterli olacaktır. Bizi geliştirecek, ufkumuzu açacak şeylerle uğraşmalıyız. Bunlar değişik okumalar olabilir, işte yapboz olabilir, değişik el işleri olabilir. Sosyalleşmek çok önemli. Hatta kimi zaman öğle yemeğinizi bile yalnız yemeyin. İşte arkadaşlarınızla yiyin, komşularınızla yiyin şeklinde diyoruz. O bir sosyalleşme ortamı oluşturuyor. Bunun dışında kalp damar sağlığımıza dikkat etmek, sigaradan kaçınmak çok önemli faktörler ve toplumsal olarak da daha çok eğitimli, daha çok bilinçli bir toplum olmak oldukça değerli bu hastalıktan korunmak için.